Bir kıta milyonlarca yıl önce ayrılıp sürüklendiğinde kendi içinde bir dünyaya dönüşür. Bu dünyanın adı Avustralya. Tuhaf güzelliklere sahip bir yer. Dünyanın alternatif gerçekliği gibi. Ve evrimin test laboratuvarı. Burada eşsiz topraklar radikal tasarımlar ortaya çıkarmıştır. Ve dünyanın geri kalanı için fazla tuhaf ama burası için gayet normal olan hayvanlar. Avustralya üzerinde havalanırken bütün resmi görebiliyoruz. Ağaçların nasıl oturduğunu ve bu toprakların yaşamı nasıl yarattığını. Yukarıda yeni bir bakış açısına sahibiz. Gökyüzü Safarisi, Avustralya. Yolculuğumuz burada başlıyor. Kıtanın ruhani ve simgesel kalbinde. Uluru, çorak bir denizin ortasındaki bir buzdağı gibi. Kökleri toprağın 5,5 kilometre altına kadar uzanan tek bir kaya parçası. Milyonlarca yıllık yavaş bir erozyondan sonra geriye sadece bu kaldı. Uluru bir simgeden fazlası. Adeta kıtanın vücut bulmuş hali. Kurak. Büyük. Ve izole. Yaklaşık 30 milyon yıldır Avustralya kendi yolunu takip ediyor. Kıtanın üçte birinden fazlası, yani 2,5 milyon kilometre kareden geniş bir arazi çöllerden oluşuyor. Bu zorlu koşullar yiyecek ve su ararken kolayca uzun mesafeler kat edebilecek bir hayvan gerektiriyordu. Ve kızıl kanguru böylece ortaya çıktı. Kangurular iki nedenden ötürü tam Avustralya'ya özgü hayvanlardır. Kesili canlılar. Yani yavrularını kesilerinde büyüten memeliler. Ve makropotlar. Yani kelime anlamıyla uzun ayaklılar. Başka hiçbir kıtanın yerli hayvanı değiller. Ama buranın hakimiler. Bu arka bacaklar Avustralya'nın vahşi bölgelerinde gelişmiş birer evrim mühendisliği harikası. Bir kanguru sıçradığında yay benzeri tendonlar yere her inişteki enerjiyi toplayıp bir sonraki sıçrama için kullanır. Eşit boyutlarda ve dört bacağıyla koşan bir memeli aynı mesafeyi kat etmek için yaklaşık %30 daha fazla enerji harcardı. Bu verimlilik suyun ve yiyeceğin çok uzaklarda olabileceği bir yerde son derece önemlidir. Ama bu avantajlarıyla bile bazıları suya zamanında ulaşamıyor. Perinti kertenkelesinin farklı bir stratejisi var. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor. Canlı hayvanları yakalar ya da yılanınkine benzer diliyle bir leşin kokusunu alır. 180 santim aşan boyuyla Avustralya'nın en büyük kertenkelesi. Ama küçük bir kanguru bile birden fazla öğün sayılabilir.
Berenti daha azıyla yaşayabilir. Çünkü vücut sıcaklığını düzenlemek için enerji harcamasına gerek yoktur. Hava ısınırken vücudunu yakıcı kumdan yukarı kaldırıp biraz daha serin kalmaya çalışır. Sıcak günler ve serin gecelerde oyuğunun içine girer. Doğa şartlarından saklanmak ya da hareket halinde olmak. Avustralya çölündeki yaşamla ancak böyle başa çıkabilirsiniz. Ama Avustralya her zaman böyle değildi. Son 30 milyon yıldır bu yalnız kıta yavaş yavaş ekvatora yaklaşırken gittikçe daha sıcak ve kurak hale geldi. Bir zamanlar burası daha yeşil ve nemli bir yerdi. Kıtanın çorak merkezinden ayrılıp 1600 kilometre uzaktaki Queensland sahiline gidiyoruz. Burada ağaç tepelerinden aşağı inmek bir zaman makinesine girmeye benziyor. Şu anda Avustralya'da yaşayan hayvanların çoğu hayata böyle bir iklimde başladı. Bazıları ise buradan hiç ayrılmadı. Bu bir kangurunun ilk versiyonu. Misk sıçanı kangurusu. Avustralya'yı fethetmiş olan makropotların yaşayan en eski örneği. Bacakları benzer sayılabilir. Ama sıçrama kangurular ormandan ayrılana kadar kusursuz hale gelmedi. Diğer tarih öncesi hayvanlar burası için daha uygun görünüyor. Uçamayan kuşlar büyük ihtimalle dinozorlardan evrimleşti. Bu ormanda bahçıvanlık yapmaya yaklaşık 65 milyon yıl önce başladılar. Hala uçamıyor. Ama ihtiyacı olan her şeyi orman zemininde bulabilir. Çoğunlukla meyve. Bazılarının tohumları diğer hayvanların yutamayacağı kadar büyük. Ama kasovari bunu yapabiliyor. Ve bu orman içinde çok iyi. Kasovari'nin midesindeki yolculuk bazı tohumların çimlenme şansını 20 kata kadar artırıyor. Yağmur ormanı ve kasovari o kadar uzun zamandır ortak ki hayatta kalmak için birbirlerine ihtiyaçları var. Kuşların yerde gezindiği bir çevrede memeliler ağaçlara çıkmış. Uçan tilkiler kasovarilerin ulaşamadığı meyveleri alabiliyor. Gündüz binlercesinden oluşan koloniler halinde tünüyorlar. Daha yaşlı ve baskın erkekler yüksek dallara çıkıp genç yarasaları suyun kenarında tünemeye zorluyor. Tedbirli olmalarının iyi bir sebebi var. Müzik
neredeyse ormanın kendisi kadar yaşlı bir avcı. Beş metre boy ve 450 kiloluk ağırlık onun için ortalama boyutlar demek. Bir tuzlu su timsahı. Dünyanın yaşayan en büyük sürüngeni. Ataları 80 milyon yıl önce karanın suyla buluştuğu bulanık kenarlarda dolaşmaya başladı. Buraya o kadar iyi uyum sağlamışlar ki o zamandan beri temel özellikleri çok az değişti. Gözleri ve burun delikleri üstte, suyun hemen yukarısında duruyor. Vücutlarının en üst kısmı hariç her yerleri suyun altındayken bir hedef seçmek için bekleyebilirler. Kuyruğunu dev bir kürek gibi sallayarak timsah suyun 2,5 metre kadar dışına fırlayabilir. Dünyanın en güçlü çenelerinden biri de işin geri kalanını halleder. Havalanmak bu yırtıcının geçebileceği tek limit değil. Sahil bile onun için bir sınır sayılmaz. Adlarına uygun olarak tuzlu su timsahları diğer bütün akrabalarına göre tuzlu suda daha rahattır. Böylece hafif tuzlu nehir ağızlarının dışında da avlanabilir. Ve kıyı çizgisinin dışına doğru çıkarak başka bir dünyanın içine girebilirler. Avustralya'nın Daintree Yağmur Ormanı genelde çorak olan bir kıtadaki muhteşem bir yeşil şerit. Kıyıdan sadece 15 kilometre açıkta bu orman kadar zengin ama çok daha büyük bir yer var. Kıtanın ucundan yaklaşık 2000 kilometre güneye uzanan bir yaşam patlaması. Büyük Bariyer Resifi. Yukarıdan bakınca yama gibi görünen düzeni buranın kaynağını açıklıyor. 20 bin yıl önce burası kuru bir toprak parçasıydı. Okyanus seviyeleri yükseldi ve mercanlar oluşmaya başladı. Önce adaların etrafında toplanırken, sonra kendi iskeletleri üzerinde büyüdüler. Besleyicilik açısından fakir bu tropik sularda, Büyük Bariyer Resifi çöldeki bir vaha gibi. Okyanus gezginlerini ve resifi saklanmak için kullanan yırtıcıları çekiyor. Kara ve resif arasındaki sakin sularda deniz tabanındaki bitkiler yeşil deniz kaplumbağasının ilgisini çeker. Hayatlarının ilk dönemlerini derin sularda küçük deniz yaratıklarını yiyerek geçirirler. Ama yetişkinliğe ulaşırken vejeteryen olurlar. Ortalama ağırlıkları 200 kilodur ve sert bir kabuk tarafından korunurlar. Yani resifteki çoğu hayvandan korkmalarına gerek yoktur. Ama çok büyük bir istisna var. Kaptan köpek balığı hemen her şeyi yemesiyle ün yapmıştır. Ama özellikle de kaplumbağaları avlamak için uygun silahlara sahiptir. Kaplumbağa zeminde kaldığı sürece güvende. Ama nefes almak için yüzeye çıkması gerek. Deniz kaplumbağaları kafalarını ya da yüzgeçlerini içeri çekemez. Ama çekebilselerdi bile kaptan köpek balığının makas benzeri çeneleri kabuklarını parçalayabilir. Çok fazla sayıda hayvanın bir araya geldiği böyle bir yerde
bunun gibi karşılaşmalar kaçınılmazdır. Bu tek resif 1600'den fazla balık, 133 köpek balığı ve vatoz, 3000'de yumuşakça türünü besler. Pek çok canlı bütün hayatlarını resif duvarları içinde ya da yakınlarında geçirir. Dünyanın en büyük mercan resifi ancak uygun koşullarda oluşabilirdi. İlk mercanlar tortulardan oluşmuş batık bir platonun üzerinde büyüdü. Bu tortu başka bir yerden gelmiş olmalıydı. Bunun için erozyonun gücü, akarsular ve suyla aşınıp akacak kayalık dağlar gerekiyordu. Kıtada bunların hepsini Great Dividing Range, yani Avustralya sıra dağları sağlıyor. Bu dağlar doğu sahilinde 3700 kilometre boyunca uzanmakta. Bugün de yağmurları çekip suyu ve verimli toprağı aşağı gönderiyorlar. Ülkedeki insan nüfusunun büyük bir bölümünün verimli doğu topraklarında yaşaması da hiç şaşırtıcı değil. Sydney'in hemen dışında mavi dağlarda ılıman yağmur ormanları ve uzun okaliptuslar bulunur. Ama burası Avustralya. Sıcaklık ve kuraklık her zaman yakınlardadır. Bu ormanlar hayatta kalmak için felaket olasılığıyla yüzleşmek zorunda. New South Wales'teki tepeler alev alev yanıyor. Sıradan bir yılda Avustralya ormanlarının %10 kadarı alevler içinde kalır. Ve bu yangın özellikle şiddetli. Çünkü bunlar okaliptus ağaçları. Meşelerden iki kat hızlı yanan ve kolay tutuşabilen yağlara sahipler. Bir orman yangınındaki sıcaklık neredeyse 1000 dereceye ulaşabilir. Camı eritecek kadar sıcak. Ama cehennem ormanın sonu demek değil. Okaliptus ağaçları yangını atlatmanın yanında ondan faydalanmak için de evrimleşmiş. Sıcaklık kabukların altında uykuda bekleyen sürgünleri harekete geçirir. Rakip bitkiler zayıflayıp azalırken ağaçlar hayata geri döner. İlk okaliptüsler bu yetenekleri çok daha nemli bir iklimdeyken 30 milyon yıl önce kadar geliştirmeye başladı. Avustralya daha sıcak ve kurak hale gelirken okaliptüsler bu fırsatı kullanarak bütün kıtaya yayıldı. Okaliptüsler yangınlardan faydalanmak için evrimleşirken eşsiz bir hayvan da okaliptüslerden faydalanmak için evrimleşiyordu. Yaprakları oluşturan yağlar çok yanıcı olmalarının dışında sindirilmesini de zorlaştırır. Ama koala hemen hemen sadece bu yaprakları yer. Çoğu Avustralya memelisi gibi o da bir keseli. Ama farklı zorluklarla baş etmek için gelişmiş. Karaciğeri toksik bileşenleri etkisiz hale getirebilirken sindirim organları yapraklardan en fazla besleyici maddeyi çıkarmak için mikroplarla güçlenmiş. Ama böyle bir uzmanlaşma kolay olmaz. Bu ufak yavru 18 yıl yaşayabilir. Ama hayatının yaklaşık 13 yılını uyuyarak geçirecek. Koala diyeti besleyicilik açısından çok zayıf olduğu için günde ancak 6 saat kadar uyanık kalabilir.
ve koalalar uyanıkken sadece mecbur olduklarında hareket ederler. Evlerini, yiyeceklerini ve ihtiyaçları olan suyun çoğunu bu dallarda bulabilirler. Bu ağaçlarla olan bağları nedeniyle koalalar ülkenin ılıman doğu yakasında kalmıştır. Great Divide dağlarının ötesinde ormanlar yerini çalılıklara bırakır. Yağmurları doğuya gönderen tepeler batıdaki toprakları sudan mahrum kılar. En azından görünürde. Dünyanın en kurak yerlerinden birinin altında, dünyanın en büyük rezervlerinden biri vardır. Dağlardan kurak orta bölgelere kadar, Avustralya'nın büyük artezyen havzası, 1,5 milyon kilometre kareden geniş bir alana yayılır. Buranın altında akan su, Kuzey Amerika'nın büyük göllerini iki kere doldurabilir. Simpson Çölü'nde dünyanın en uzun paralel kum tepeleri yüzeyde 200 kilometre boyunca uzanır. Kumun altında su günde yaklaşık 1 santimlik bir hızla ilerler. Ta ki bir çıkış bulana kadar. Bazı kaynaklardan dışarı çıkan su 2 milyon yıl önce dağlara yağan yağmurlardır. Dalhousie pınarları gibi çöl vahaları her türden susamış hayvan için toplanma noktalarıdır. Bunlara çok uzak topraklardan yeni gelmiş bir hayvan da dahil. Buraya biraz fazla iyi uyum sağlamış olan bir hayvan. Çöl olan her yerde hayvanlar çevreye uyum sağlamanın yollarını bulmuştur. Avustralya'nın diğer kıtalardan ayrı olması bazı eşsiz adaptasyonların gelişmesini sağlamıştır. Ama geleneksel modeller de işe yarayabilir. Ve kıtaya hiç de ait olmayan bir canlı kendini çok rahat hissedebilir. Pecinler, yani tek hörgüçlü develer buraya bir ulaşım aracı olarak 1800'lerde getirildi. Arabaların yaygınlaşmasıyla develer de terk edildi. Bu durumdan faydalanmak için iyi hazırlıklıydılar. Kumu dışarıda tutmak için çift kirpiğe sahipler. Burun delikleri de kapanabiliyor. Ve elbette ünlü su içmeden uzun süre yaşayabilme yetenekleri var. Kısmen böbrekleri ve su tutabilen bağırsakları sayesinde. Örgücün su saklamakla hiçbir ilgisi yok. Yiyeceğin az olduğu zamanlar için yağ deposu olarak görev yapıyor. Yabani tek örgüçlü develer doğal çevrelerinde uzun zaman önce tükendi. Bugün doğal davranışlarını sergileyebildikleri tek yer Avustralya. Bunlara çok yaratıcı bir çiftleşme ritüeli de dahil. Baskın bir erkek için amaç, dişilere çekici ve diğer erkeklere göz korkutucu görünmektir. Bunu birkaç farklı şekilde yapar. Önce dulla adı verilen sakız benzeri bir keseyi şişirir. Sonra birkaç tane süs ekler. Omurtular, kabarcık sesleri ve oldukça bol miktarda köpürmüş salyalar. Ve rakipler geri çekilmezse sert bir güreş hamlesi her zaman seçeneklerdendir. Tuhaf kur ritüelleri bir yana, yabani develer üremek konusunda o kadar iyidir ki bir sorun haline gelmişlerdir. Son sayıma göre yaklaşık 300 bin deve bulunuyor.
ve resmi bir nüfus kontrolü olmazsa bu sayı her 10 yılda 2 katına çıkabilir. Bu yeni dünyada develeri avlayabilecek bir doğal yırtıcı yok. Ama başka türde bir obur avcı var. Tanka benziyor. Zırhlı dikenleriyle çölün karşısına çıkarabileceği her şeye hazırlıklı. Ürkütücü görüntüsü ve tavırlarıyla ismini hak etmiş olan dikenli şeytan. Yüzlerce kurban alabilecek silahlara sahip. Neyse ki boyu sadece 10 santim. Çöl yaşamı bu küçük şeytan için gayet iyi. Çoğu sabah güneşte ısındıktan sonra yemek arayan karıncaların izini buluyor. Çölde zor bir iş değil. Sonra taşıma bandının yiyecekleri getirmesini bekliyor. Her seferinde bir tane. Tek bir karınca o kadar besleyici değildir. Bu yüzden dikenli şeytanın bir sürü karınca yemesi gerekir. Günde yaklaşık 750 tane. Yemekte kullandığı oturup bekleme taktiği su içmek için de işe yarar. Bu dikenli pullar sadece korunma için değil, en yaratıcı çöl adaptasyonlarından biri. Küçük şeytan suyla her karşılaştığında tek yapması gereken ona dokunmaktır. Vücudundaki pullar ince borular gibi çalışarak suyu minik oyuklardan ağzına doğru götürür, yer çekimine rağmen. Kertenkelenin su içmek için ayaklarını ıslatması yeterlidir. Bu dünyanın en dayanıklı çöl yaşamı uzmanlarından biri olabilir. Ama Avustralya'da şeytanların bile yaşayamayacağı yerler var. Böyle bir yer Simpson Çölü'nün yaklaşık 300 kilometre güneyinde bulunuyor. Deniz seviyesinin 15 metre altında kıtanın en alçak noktası var. Katitanda, Eğri Gölü. Avrupalı yerleşimciler buraya Ölü Kalp adını vermişti. Burası bir zamanlar nehirlerin beslediği zengin bir iç denizdi. Yukarıdan bakınca eski su yolu kanalları hala görülüyor. Avustralya tropiklere sürüklendikçe iklim ısındı ve nehirler kurudu. Şimdi geriye kalan tek şey 9300 kilometrekarelik tuz kabuğu ve kum. Yazın sıcaklık 49 dereceye kadar çıkabiliyor. Eğri Gölü'ne bir yılda ancak 125 milimetre kadar yağmur düşebilir. Ama arada bir geçmiş geri döner. Hava koşulları ve coğrafya birlik olur. Ve beraber uyuyan bir devi uyandırırlar. Avustralya'nın çöllerine nihayet yağmur yağdığında adeta bir patlama gibi gelir. Her birkaç yılda bir ufak seller görülebilir. Yüzyılda birkaç kezse seller çok büyük olur. On yılda bir görülen bir fırtına geldiğinde suyun çoğu denize doğru akmaz. Bunun yerine kıtaya düşen yağmurun neredeyse altıda biri eski nehir kanallarına dökülür. Bunlar da karanın içlerindeki en alçak yere doğru akar. Eğri Gölü tekrar unvanına kavuşur. Birden Avustralya'nın en büyük gölü olurken tamamen dolduğunda okyanus kadar tuzlu hale gelir. Bu değişim zincirleme bir reaksiyon başlatır. Kuşlar bir şekilde yüzlerce kilometre öteden bu değişimi hissedebilir.
Belki suyun kokusunu alıyorlar. Belki de başka bir gücün kılavuzluğunu kullanıyorlar. Kimse bilmiyor. Binlerce Corella geliyor. Kama kuyruklu kartallar bol av bulma umuduyla buraya gelir. Sahillerden gelen Avustralya pelikanları fırsatı değerlendirip kendiliğinden gelişen bir ziyafet ve üreme festivali başlatır. Tuhaf görünse de aniden yiyecek bir sürü şey olur. Hardihetler, levrekler ve diğer balıklar nehirlerden buraya gelip günler içinde yumurtlayarak çoğalırlar. Pelikanlar ekip halinde çalışır. Balıkları sığ sulara ittikten sonra bütün kuşlar içindeki en uzun gagalarla onları toplarlar. Sadece kendileri için beslenmiyorlar. Pelikanlar zamanın uygun olduğunu hissettikleri her an yürüyebilir. Ve zaman şimdiden hızla ilerliyor. Eğri Gölü dolduğu anda buharlaşmaya başladı. Gelecek 2 yıl boyunca göl yavaş yavaş kayboluyor. Gürültülü ziyaretçiler doğu sahiline geri dönüyor. Çöle sessizlik çöktü. Ama tamamen değil. Fırsatçıların hepsi ayrılmadı. Zekası ve azmi dışında hiçbir özel adaptasyonu olmayan bir hayvan hala burada. Dingo kendine bir yaşam alanı bulmayı başarmış. Avustralya'nın en acımasız yerlerinde bile. Ama buradaki varlığı tartışmalı. DNA kanıtları atalarının Asyalı kurtlar olduğunu gösteriyor. Yani buraya muhtemelen 3500 yıl ya da daha önce Asyalı gezginlerin yanında geldiler. Gezginler ayrıldığında köpekler geride kaldı. Avustralya hayvanları kesili etoburlarla karşılaşmıştı. Ama daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Yalnız başına ya da sürü halinde avlanabilen çok yönlü bir avcı. Ve avı herkesin paylaştığı bir aile yapısı sayesinde bütün bireylerin hayatta kalma şansı artıyor. Avrupalı yerleşimciler geldiğinde dingolar kısa sürede yeni bir av kaynağına uyum sağladı. Bu avlanma isteği onların felaketi oldu. Onların ölmesini isteyen insanlar her zaman olacaktır. Ya da en azından vahşi doğada kalmalarını. Çok az Avustralyalının ayak bastığı bir yerde etkileyici bir insan eseri bulunuyor. Bu köpek çiti ülkenin yaklaşık 5000 kilometrelik bir bölümünden geçiyor. Dingoları çöle mahkum etmeyi amaçlayan ve 20. yüzyılın başlarında düşünülmüş bir çözüm. Ve batıya gittiğinizde günlerce çölden başka bir şey göremezsiniz. Renkler Eğri Gölü'nün tuz beyazıyla Büyük Victoria Çölü'nün demir kırmızısı arasında değişir. Victoria, Avustralya'nın en büyük çölü. 700 kilometre boyunca uzanıyor. Büyük Victoria Çölü'nün ardında güneybatı sahili nihayet bir ferahlama getirir.
Sterling sıradağları sabah sesiyle kaplı. Dağların altında fundalıklar ve sahil kumlukları uzanıyor. Kumlu topraklarda yaban çiçekleri yeşermekte. Batı Avustralya'da 12 binden fazla çiçekli bitki türü bulunur. Güneybatı'da özellikle zengindir. Yılın herhangi bir döneminde açan çiçekler görebilirsiniz. Bu bir hayvan için çok önemli. Balcıl kesili sıçan sadece nektar ve polenle beslenirken böyle yaşayan birkaç memeliden biridir. Yılın her dönemi açan çiçekler olmasa hayatta kalamazdı. Dili bu iş için özelleşmiştir. Fırça benzeri yüzeyiyle çiçeklerin derinlerine girip polenleri toplar. Karşılığında balcıl kesili sıçan bitkilerin tozlaşmasını sağlar. Tıpkı bir bal arısı gibi. Bitkiler kumlukların rüzgarla denize gitmesini önler. Avustralya'da topraklar ve üzerinde yaşayan canlılar arasındaki karşılıklı bağlantıyı bundan iyi gösteren bir örnek olmayabilir. Güney sahilinde yumuşak kumluklar bir istisna sayılır. Arazi gittikçe daha yüksek ve engebeli görünmeye başlar. Tekrar doğuya doğru giderken çıplak Nullarbor düzlüğü uzun bir kemerle ayrılırken geniş ve açık bir körfez oluşturur. Buraya Büyük Avustralya Körfezi denir. Avustralya'nın en ücra ve aynı zamanda en çarpıcı yerlerinden biri. Banda falezlerinin yüksekliği 100 metreyi bulur. Dünyanın en uzun sahil falezi şeridinin bir parçası. Karanın bittiği yerde ılık bir sahil akıntısı Güney Okyanusu'ndan gelen daha soğuk sularla birleşir. Yaz rüzgarları ılık suları kıyıdan uzağa taşırken yükselen soğuk su onun yerini alarak sahilleri sisle kaplar ve yaşamla dolu bir deniz yaratır. Kürklü foklar, bol bulunan balıklar ve kalamarlardan faydalanmak için yıl boyu burada yaşar. Avlanmadıkları zamanlarda bu kayalık adaların ve koyların yakınında kalarak Avustralya'nın en iyi dalgalarının tadını çıkarırlar. Avustralya Körfezi'nden doğuya doğru giderken okyanus soğumaya devam eder. Ta ki yeşil bir adanın kıyılarıyla buluşana kadar. Ayrı bir dünya ve son bir sığınak. Avustralya'nın coğrafi yalıtılmışlığı vahşi yaşamın evrimini tayin etmiştir. Avustralya dünya için neyse, Tazmanya'da Avustralya için odur. Büyük Avustralya Körfezi'nden 1600 kilometre uzakta bir zamanlar kıtanın dağlık güneydoğu köşesi olan bir yer vardı. Deniz yükselip burayı ana karadan koparana dek. 14 bin yıldır Avustralya'dan ayrı olan Tazmanya, kuzeye getirilen bazı yeni türlerden uzak kalmıştır. Ve güneyde yer alması adayı ülkenin en serin parçası yapar. Cradle Dağı etrafındaki tepelerde hala soğuk akan dereler gerçek bir Avustralya canlısı için güvenli bir limandır. Ördek gagalı ornitorenk Avustralya'da alışılmamış bir canlı değildir. Ama dünya için nadir bir canlı sayılır. Monotrem yani tek delikliler sınıfına ait yaşayan sadece iki canlıdan biridir. Ornitorenk ve ekidne sadece Avustralya ve Yeni Gine'de bulunan, yumurta bırakarak çoğalan eski bir memeli sınıfıdır. İlk ornitorenk örneği Avrupa'ya gönderildiğinde
biyologlar dikiş yerleri aradı. Çünkü bunun bir kandırmacı olduğunu düşünmüşlerdi. Bu farklı parçalardan oluşmuş bir hayvan gibi görünebilir. Ama dünyanın en tuhaf canlısı evrimsel bir karışım değil. Aslında çok gelişmiş bir avcı. Bu ördek gagası sadece bir ağız değil, aynı zamanda gelişmiş bir duyu organıdır. Kişisel bir metal dedektörü gibi. Ornitorenk avlanırken gagasındaki elektrik alıcılar avından gelen minik uyarımları algılar. Kayalar ve yaprak örtüsü altında saklanan küçük omurgasızlar. Bazı balık türleri de bu yeteneğe sahiptir. Ama ornitorenk suyun altında bu şekilde avlanan tek memeli türüdür. Geriye kalan son tuhaf yaratıkları korumak Tazmanya'nın dünyaya armağanıdır. Bu çığlıkların hala ormanın sessizliğini bozduğu tek yer Tazmanya adasıdır. Dişi bir Tazmanya canavarı kendi türüne ait son derece özel sese doğru yaklaşıyor. Sesin kaynağını bulmak için kulaklarını ve burnunu kullanıyor. Ölü Valabi'nin başında bir kalabalık var. Paylaşmak pek Tazmanya canavarlarına göre değildir. Tehdit seslerinin dişiyi leşten uzak tutması gerek. Ama o da aynı şekilde karşılık verip payını alıyor. Boyları ufak bir köpek kadar olsa da vahşilikleriyle bu dezavantajı kapatıyorlar. İri kafaları ve kaslı çeneleri boyutlarına göre memeliler arasında dünyanın en büyük ısırma güçlerinden birini sağlıyor. Kolayca kasları parçalayıp kemikleri eziyorlar. Sadece bir saatte 5 canavar leşi silip süpürüyor. Bugün Tazmanya canavarları yaşayan en büyük keseli etobur. Ama artık bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Bu yüzden Tazmanya canavarları ayrı nüfuslar oluşturmak için komşu adalara yeniden götürülüyor. Ve onları ana karaya tekrar götürmek için de planlar yapılıyor. Adanın dış dünyadan izole olması bir zamanlar buradaki yaratıkları korumuştu. Ama onları ani değişikliklere karşı da savunmasız yapıyor. Bu Avustralya'nın her yerinde geçerli olan bir hikaye. İç kesimlerdeki çöllerden, yeşil şeride ve ötesindeki vahşi resife kadar. Hassas bölgelerde geçmişin izleriyle dünyadaki diğer canlıların kullanmadığı evrimsel yollar görülüyor. Avustralya'daki yaşam zamanın ve mekanın sınırında dengede duruyor ve gerçekten eşi benzeri yok.